bir yenisi daha eklendi. Kimliği belirsiz silahlı kişiler dün gece Kerkük'ün Musalla semtindeki Türkmen Esnaflar Derneği'ni RPG silahları ile saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. Saldırının ardından Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük... Saldırılara dün gece bir yenisi daha eklendi. Kerkük'ün merkezindeki Musalla semtinde Irak Türkmen Cephesi'ne yönelik kimliği bilinmeyen kişilerce... Silahlı saldırı düzenlendi. Kanäle televizyonu olay yerine giderek düzenlenen saldırı sonucu yaşanan maddi hasarı görüntüledi. Saldırılar sonucu can kaybı yaşanmazken büroda maddi hasar oluştu. Musalla'da olaylar olduktan sonra musalla halkı artık yeter Allah aşkına. Bu, bu cümlelerle artık bu olaylar durdurulsun. Irak hükümetine özellikle mesajları şuydu. Artık saldırılara son verin. Abdülkadir Fuat, Türkmen Televizyonu, Ker. Saldırının ardından bölgeye gelen terörle mücadele ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı. Öte yandan saldırının ardından olay yerini ziyaret eden Irak Türkmen Cebesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi dernekte meydana gelen zararı inceledi. Salih'i ardından objektiflerimize konuyla ilgili açıklamada bulundu. Burada bir bölgede, bu bölgede ataş var. Biz imkan dahilinde ataşı söndürmek istedik. Kimseye de ataş atmamışık. İndiye kadar kimseye ataş atmamışık. Referandum oldu, alem meselesi oldu. Mutlaka birilerinin işine gelmiyor bu. İçeride muhavir eder, dahil etsin özünü. Muhafız gitti. Zaten hapsi o eski müşkileler idi. Ya besti. Koyun alem aydınlığa çıksın. Hiçbir zaman yatmağın, gafil olmağın. Zalim adam çoktu. Vafasız adam çoktu. Gaddar adam çoktu. Her an ağlayabilir sizi. Bakın bu makar bilmem ne tane defa hadi, vurulur.